Yaşa bağlı yakın görme bozukluğu nedir? Hangi yaştan itibaren başlar? Yaşa bağlı yakını görme bozukluğu yaklaşık 40 yaş civarında başlar. Ama gizli hipermetropi olan hastalarda daha erken de olabilir, 35'li yaşlarda olabilir. Veya o kişinin miyopu varsa, miyoplar yakını gözlüksüz iyi görebildikleri için daha geç yaşta da başlayabilir. Bunun ortaya çıkmasındaki temel neden gözümüzün içerisindeki lensin bir çeşit uyum yapmasıdır, akomodasyon dediğimiz. Yani doğduğumuz zaman lens gevşek, esnek bir yapıya sahip. Yakına baktığımızda bombeleşiyor, biz yakını görüyoruz. Uzağa baktığımızda da eski şeklini alıyor. İşte insan doğduğundan itibaren bu lensin sertleşmesiyle birlikte yakını görememeye başlıyor. Bunu da en çok hissettiğimiz yaş 40'lı yaşlar. Yakın görme bozukluğu görmeyi nasıl etkiler? Yakını görme bozukluğunda insanlar başlangıçta özellikle gece loş ışıkta, örneğin bir restorana gittiklerinde menüyü okuyamazlar veyahut da loş ışık olan bazı yerlerde işte saatlerini göremezler, cep telefonlarını okuyamazlar. İlk önce böyle başlar. Daha sonra da özellikle biraz daha uzağa bakarak yakını netleştirdiklerini fark ederler. Daha sonra artık orada da netleşmeyince çok daha uzaktan da yakını göremeyeceğimiz için yakın gözlük kullanmaya başlarlar. Yaşa bağlı yakın görme bozukluğu hangi yöntemlerle nasıl tedavi edilir? Aslında bununla ilgili birçok yöntem denendi. Fakat bunların çoğu başarısız oldu. Bunların içinde korneaya yapılan, yani bizim lazer yaptığımız en dıştaki tabakaya yapılan ameliyatlar önemli bir yer tutuyor. Çünkü insanlar gözün dışında bunu tedavi etmeyi daha uygun buldular bugüne kadar. Fakat bunların neredeyse tamamı başarısız oldu. Bir tek yöntem biraz başarılı olmuş denilebilir. O da monovision dediğimiz tek gözün miyop haline getirilip diğer göz sıfır hale getiriliyor. Dolayısıyla bu durumda bir göz yakını bir göz uzağı görüyor. Ama bana sorarsanız yakını tam olarak tedavi etmek istiyorsak, yani kalıcı bir biçimde, yaşla değişmeyecek bir biçimde, ileride katarakt olduğumuzda başka ameliyatlar değişmeyecek bir biçimde tedavi etmek istiyorsak, göz içerisine uzağa yakını orta mesafeyi gören bir lens yerleştirilmesinde fayda var. Yaşa bağlı yakın görme bozukluğunun tedavisinde ne tür mercekler kullanılır? Trifokal merceklerin özellikleri nelerdir? Göz içerisine yerleştirdiğimiz merceklerde, yani gözün içindeki merceği alıp yerine mercek yerleştiriyorsak yaklaşık 3 çeşit mercek var. Birisi monofokal dediğimiz tek odaklı mercek. Bu hastanın uzak görmesini düzeltir, yakın için gözlük kullanmak gerekir. O kişide astigmat varsa onu da düzeltmez. Yani bu durumda hem uzakta hem yakında takmak gerekir. Bir de torik lens dediğimiz hem uzağı hem yakını bir arada düzelten lensler vardır. Bunlar takıldığında numara doğru olarak tutturulursa eğer, o zaman hastalar uzağa gözlüksüz görürler. Yani uzaktaki problemi ve astigmatı düzeltmiş oluruz. Yakın takarlar. Bir de uzağa yakını bir arada gören mercekler var. Yani 3 çeşit lens grubuna ayırabiliriz. Uzağa yakını bir arada gören mercekler bugüne kadar, yani bundan 4-5 yıl öncesine kadar 2 odaklı mercekler takıyorduk. Yakını ve uzağı görüyorlardı bir arada. Şimdi ise trifokal mercekler var. Bunların özelliği şu. Bunların özel tasarımından dolayı hastaların eğer numarası doğru olarak tutarsa, ki %95 tutar, o zaman bu hastalar tek bir mercekle yakın, orta, uzağı gözlüksüz görebiliyorlar. Bunların aynı zamanda astigmatlı tasarımları var. Yani trifokal, 3 odaklı torik lens dediğimiz lensler var. Bunlar takıldığı takdirde de yakın, orta, uzak ve astigmat ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda tabii bu merceklerle birlikte hastanın kataraktı da ortadan kalkıyor. Göz içi mercekler nasıl bir ameliyatla yerleştirilir? Göz içi mercekler katarakt ameliyatına benzer bir ameliyatla göz içerisine yerleştirilir. Aslında katarakt ameliyatı ve mercek yerleştirilmesi tek bir ameliyattır. Yani gözün içindeki merceği emerek dışarıya alıyoruz. Fako dediğimiz yöntemle veyahut da femtosecond lazerle ve göz içerisine yeni bir lens yönlendiriyoruz. Trifokal mercekler başka hangi göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır? Trifokal merceklerin en önemli kullanıldığı yer katarakt ameliyatları. Yani katarakt ameliyatında normal merceği aldığımızda gözün içerisine yeni bir mercek koyacağız. O merceği koyarken tek odaklı yerine 3 odaklı mercek koyarsak hastalar yakını, ortayı ve uzağı da görebiliyorlar. Dolayısıyla katarakt ameliyatında kullanılır. Katarakt ameliyatı dışında da sadece yakın görme veya uzak yakın görme problemi olan hastalarda da kullanılır. Kataraktın belirtileri nelerdir? Katarakt kimlerde görülür? Kataraktın birçok belirtisi var. Özellikle renkli görmede bozulma veyahut da değişen ışık şartlarında bozulmalar. Örneğin hasta gece iyi görürken gündüz kötü görüyor. Bu tür şeyler olabilir. Aslında görmede bulanıklık da ortaya çıkıyor. Çekirdek tipi yani nükleer katarakt olan hastalarda ise sürekli numara değişimiyle ortaya çıkabilir. Trifokal lens takılan hastalar gözlük veya lens kullanmaktan tamamen kurtulur mu? Trifokal lens takılan hastalara ameliyat öncesi önemli ölçümler yapılıyor. O ölçümlere göre bu lensleri takıyoruz. Ortalama bir oran verecek olursak %95-97 olasılıkla gözlükten kurtulurlar. Çok küçük olasılıklarla numara kalabilir. Eğer numara kalırsa bunlar 3 ay sonra lazer olup ondan da kurtulabilirler.